Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Paralel Rotası'nda sizlerle birlikteyiz yeniden ve bu sabah da Okan Aybar konuğumuz. Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi Okan Aybar'ın önemli bir özelliği. Uzun yıllar Amerika'da kaldı ve orada özellikle FX piyasaları, yani döviz kurları, ülke kurları, paralar, aynı zamanda emtia piyasaları, forexçiler burayı izlesin. Altın, dolar, dolar TL, euro, euro dolar, dolar Japon yeni. Bunlar çok fazla soru olarak geliyordu. Ve dünya bir de nereye gidiyor? İleride faizler artacak mı? Şu an başlayan olumlu hava, ki dün bir miktar bu hafta olumlu başladı tüm dünyada piyasalar. Ve bu olumlu hava daha ne kadar devam edebilir? Tüm bunları konuşacağız. Daha önce de biliyorsunuz maillerinizi, yani sorularınızı paraninrotası@gmail.com'a gönderebilirsiniz. paraninrotası@gmail.com ya da yerdinç65@yerdinç65'e tweet gönderebilirsiniz. Ben buradan tweetleri de okuyabiliyorum. Sorularınızı ben Okan'a yönlendireceğim. Evet, Okan Aybar, hoş geldin. Hoş bulduk. Ben hatırlıyorum, sen 2003 yıllarında Türkiye'ye dönüş yapmıştın. Evet. Ve Amerika'dan gelince askerliği yapmıştın, sonra gelmiştin. Ondan sonra sen de daha önce bir başka kanalda, SkyTürk'te birlikte programlar yapmıştık. Ve o zaman da piyasalar her zaman dalgalıydı. Hiç değişen bir şey yok galiba. 2003'te ilk programı yapmıştık sizinle. Yani evet. Ben ilk defa çıkmıştım bir programa. Evet. Evet o Okan. Şöyle diyelim. İstersen şöyle bir genellemeyle başlayalım. Sorular da izleyicilerimizden gelecek ama şu çok kısa vadeden başlayacağım. Son birkaç gündeki genel olumlu havayı sen nasıl bir resim görüyorsun? Bu olumlu hava ne kadar bir olumlu hava? Fırtınaların, müthiş kasırgaların arkasından bir güneş açmış gözüküyor piyasalara. Bu güneş daha ne kadar kalır? Onların bir genel bir değerlendirmesini alayım. Kısa vadeli bir değerlendirme alayım. Yani Türkiye özelinde bakacak olursak bu şimdi aslında daha geçen hafta bayağı bir kasırgalı ortam vardı piyasalarda. Evet. Ama bu haftaya başlarken havanın olumlu olmasının tek nedeni Amerika'nın Suriye'ye müdahalesinin geciktirilmiş olmasından kaynaklanıyor. Bir de Obama'nın yaptığı açıklamaya göre işte o yapılacak olan, eğer yapılacaksa da o müdahale çok sınırlı ölçüde yapılacağını, bir uyarı niteliğinde olacağını söylemesinden dolayı piyasalar hem kazanılan zamandan hem de müdahalenin sınırlı olacağından dolayı haftaya biraz daha olumlu başladı. Bir de geçen hafta Erdem Başçı'nın açıklamalarından sonra biliyorsunuz dolar kurunda bir yükseliş oldu. Orada piyasa aslında güvensizlik olduğunu gösterdi Merkez Bankası'nın söylemlerine karşı. Çünkü bütün dünyada faizler artırılacağı konuşurken bizim Merkez Bankamızın faizleri sabit tutacağını söylemesi biraz anlaşılmaz oldu piyasalar tarafından. Bu nedenle bir miktar bir gerginlik yaşandı piyasada, ama hani bunun sonuçları daha ileride ortaya çıkacak. Yani eğer Türkiye'de faizlerin düşük tutulması eğer rasyonelse, yani enflasyon risklerini karşılamıyorsa veya jeopolitik riskleri karşılamıyorsa, o zaman demek ki Erdem Başçı'nın söylemleri çok doğruyu yansıtmamış olacak. Çünkü sonuçta Türkiye'nin önünde bir gerçek var, bir jeopolitik risk gerçeği var, bir de yaklaşan enflasyon gerçeği var. Şöyle ki kurun bugün enflasyon açıklanacak. Bugün de bu arada enflasyon açıklanacak. Gerçi açıklanacak olan veri Ağustos ayı verisi olduğundan. Evet, 20 Ağustos'a kadar olan yani 20 Ağustos'a kadar ki bir enflasyonu görmüş olacağız. Evet, şimdi Ağustos ayında baktığınız zaman faiz, dolar cephesinde bir yükseliş oldu ama çok sınırlı kaldı yükseliş.
Diğer mal piyasalarına baktığınız zaman mal fiyatlarında çok ciddi bir yükseliş olmadığı bir aydı Ağustos ayı. Yalnız Ağustos'un 3. yani o 20'sinden sonra asıl yükselişler oldu. Mesela petrol fiyatlarındaki o yükseliş, evet. Gıda fiyatlarındaki o yükselişler, toparlanmalar veya düşüşlerin durulması Ağustos'un 20'sinden itibaren olduğu için bugün açıklanacak olan enflasyon belki beklentilerin dahilinde olabilir. Ama çok fazla geçen yükseleceğini zannediyor. Geçen 2012'de Ağustos 0.56'ymış TÜFE'de. Zaten TÜFE'ye bakıyoruz. 2011'de Ağustos 0.73'müş. Ve 2010'daki Ağustos'taki 0.40'mış. Böyle gidiyor. Ve 2009 tabii çok önemli. Çünkü 2009 kriz yılıydı. 2009'da eksi 0.30'muş. Evet. Şu an baktığımızda ortalaması genel olarak Ağustos aylarının şöyle bir 0.50 civarına denk geliyor. Evet. Geçen yılki 2012 Ağustos ayında da 0.56 gelmiş. Sonra Eylül 1.03 gelmiş. Eylüller genellikle çok daha yüksek geliyor. 0.75 gibi birin üzerine çıkabiliyor Eylüller. Bu dediğin gibi dövizdeki değişim artı petrol fiyatlarına, akaryakıt fiyatlarına yansıması vesaire daha çok Eylül ayı enflasyonunu etkileyecek. Evet. 0.56'nın altında bir rakam gelirse yalnız ben baz etkisi nedeniyle yıllık enflasyon düşüyor olacak. Evet. Zannedersem altında gelecek. Altında. Çünkü Merkez Bankası Başkanı Sayın Erdem Başçı da Ağustos'ta bir aşağı doğru iniş göreceğiz dedi. Evet. O anlamda piyasalarımız açısından da enflasyonun hani en azından yıllık bazda bir düşüşe başlaması herhalde olumlu algılanabilir. Evet, benim açıkçası beklentim 0.45-0.50 aralığında bir veri gelebilir. Sürpriz bir şekilde düşebilir. Hatta belki de Sayın Erdem Başçı'nın enflasyonun düşeceğini beklemesi belki bu fiyatların Ağustos ayında düşük devam etmesinden kaynaklanıyor ve hatırlarsanız dolar kuru da çok yatay bir seyir seyretmişti. Yani mal fiyatları düşerken kurda çok belirgin bir yükseliş olmadı. Yanlış hatırlamıyorsam benzin fiyatlarındaki motorin ve benzin fiyatlarındaki yükseliş geçen 15 gün içerisinde bir defa yapıldı. Evet. Dolayısıyla daha bu yükselişlerin daha henüz başındayken Ağustos ayına yansıyacak bir enflasyon olmadığını tahmin ediyorum. O yüzden 45-50 arasında bile bir enflasyon verisi açıklanabilir. Şundan dolayı Türkiye'de gıda fiyatlarında çok belirgin bir yükseliş olmadı. Evet. Hatta özellikle biraz gerileme bile oldu. Evet. Bu yıl. Bazı hani şeyde hani haberlerde şeye gündeme geliyor. Birinci manşet çıkıyor. İşte yok domates, biber vesaire çıkıyor ama onlar tabii 600 tane malın içerisindeki tabii etkisi ağırlığı oldukça düşük. Tabii. Şimdi bir şey soracağım. Demin sen konuşurken özellikle piyasalardaki bu genel olumlu havanın daha çok Amerika'nın işte takındığı tutum ve olsa dahi çok önemli bir yani Irak'taki gibi bir şey olmayacak. Sadece bir caydırıcı bir müdahale söz konusu olabilir. Artı Obama bu işi kongreye götürdü ve kongreden karar çıkmasını istiyor. Çünkü ciddi bir Amerika'da bu savaşa karşı tekrar Amerika'nın gidip de Suriye'de yeni bir cephe açıp orada savaşmasına karşı kamuoyu inanılmaz tepkili. Yani Amerika'da kamuoyu çok tepkili ve tabii ki orada da başkanlar işte ülkeyi yönetenler bu kamuoyunu çok dikkate alıyorlar. Sen o Amerika'da uzun süre kaldın. Ben şunu soracağım. Karar çıkmazsa ne olur? Yani kongre böyle bir şeye onay vermezse, yani Almanya vermedi, hı hı. İngiltere, yani bu iş çıkmadığı zaman, o zaman piyasalar çok daha ciddi bir olumlu hava yaşamaz mı? Bence o zaman daha kötü olur çünkü burada o zaman Obama'nın liderliği söz konusu olur. Çünkü eğer Obama kendi elindeyken bu kararı almak, gidip kongreye sorup da daha sonra kongrenin bunu reddetmesi Obama'nın kendi kendine küçük düşürmesi anlamına da gelebilir. Yani onun liderliğini sorgulanmasına neden olabilir. Çünkü zaten şöyle bir şey oldu. Aslında Amerika'da hani bir başkanın kendi karar alabileceği bir durumda kongreye sorması çok alışagelmiş bir şey değil. Mesela Bush döneminde Bush yönetimi kendi kendine karar alıp uyguluyordu. O Bush paradigmasıydı ama Obama paradigmasında biraz daha demokrat bir yaklaşım olduğu için gidip bunu şeye soruyor, kongreye soruyor. Kongre de artık orada devleti temsilen
artık bir hareket etmek zorunda olduğundan dolayı. Eğer ki bunu reddederse o zaman kendi ülkesinin liderliğini de sorgulatmasına neden olacağından ben zannetmiyorum ki kongre buradan bir olumsuz bir sonuçla ortaya çıksın. Şimdi diyelim ki çıktı. O zaman bunun sonucu dolar ciddi anlamda bir düşüş trendine girebilir kısa vadede. Çünkü hani hatırlıyorsanız bugüne kadar ki süreç hep özellikle Bush döneminde başlayan o vergi indirimleri ve faiz indirimleri sonrasında Obama'nın tam tersi yönde hareket etmek istemesiyle başlamıştı. O zaman demek ki şöyle bir sonuç ortaya çıkar. Eğer demek ki bundan sonraki dönemde yine demokratlar değil de cumhuriyetçiler daha güçlenerek bir sonraki döneme yaklaşıyor olursa demek ki Amerika'nın ekonomik politikasında da demek ki tekrar düşük faiz, düşük vergi politikası devam edecek anlamına gelir ki o da doları düşürücü bir etken olur. Hı hı. Ama sonuç itibariyle ben öyle bir sonuç çıkacağını zannetmiyorum. Yani sen kongreden karar çıkar diyorsun. Kesinlikle çıkar. Obama da öyle bir karar çıkartamayacağını anlasa belki de gitmezdi. Ama zaten kamuoyu gitmez. Tepkisine rağmen de onu şey yapıyor. Bilmiyorum dün haberlerde gördün mü? Subaylar, asker, ordu biz savaşmak istemiyoruz vesaire El-Kaide'ye karşı savaşmak için yetiştirilmedik falan diye böyle gözlerini kapatarak ve dünyada da büyük yankı buldu bu. Şimdi Okan peki gelelim şeye izleyicilerin en çok sorduğu sorular altın ne olacak sorusu. Özellikle senin göndermiş olduğun güzel bir çalışma falan da var. İstersen altınla bir devam edelim mi? Yani altın da biliyorsun 1910 dolara kadar, 13 dolara kadar bir yükseliş oldu. Sonra bir düştü 1500'lere, sonra tekrar 1800'lere çıktı. Sonra 1800'lerden yavaş yavaş başlayan düşüş 1500 kırılınca aşağı doğru. Tam felaket bir şekilde 1200'ün altına da geriledi. Evet. Ve 1200'ün altına gerilediği sırada bizim en çok dikkatimizi çeken nokta o günlerde yani o hafta içerisinde 4-5 tane kurum altında hedef fiyatları aşağı çektiler, düşürdüler. Altın artık bir şey olmaz vesaire kanısı yaygınlaştı ve dibi gördü altın. Oradan da tekrar yükselişe geçip en son 1423 doları gördü. 1423 dolardan sonra şu an 1391 dolarda. Evet. Şimdi altını etkileyen faktörler ne? Altın bu hareketleri nasıl yapıyor? İzleyici altın alanlar kısa vadeli olabilir, orta uzun vadeli olabilir. Onların stratejisi ne olmalı? Senin hazırlamış olduğun ve sunmak istediğin şeyler de hazır. İstediğin zaman onu ekrana verebiliriz. Evet. Şimdi altın fiyatlarının hareketi bugünlerde biraz şeye bağlı. Amerika'daki faizlerin ne olacağına biraz değil tamamen ona bağlı. Amerika'daki faizlerin ne olacağıysa istihdam ve daha çok da emlak piyasasında ne olacağına bağlı. Hı hı. Konut sektöründe. Şimdi şöyle söyleyeyim. Geçen mesela 2006 yılındaki sanayi üretim verilerine bakıyorsunuz Amerika'da. İşte onun dışında imalat sektörü verilerine bakıyorsunuz. Eyaletlerdeki imalat verilerine bakıyorsunuz. Hepsi 2006 yılında neyse şu anda da aynı seviyelere gelmiş durumda. Hı hı. Mesela Michigan Üniversitesi tüketici güveninden tutun. Birçok ekonomik gösterge 2007 öncesindeki o yüksek seviyelerine yükselmiş durumda. Bir tek yükselmemiş. Özellikle konut sektöründeki veriler var. Konut sektörü hala o kriz sonrasından yani 2009'un hani o krizin bittiği dönem olarak bilinen, söylenen Amerika'nın yeniden büyümeye başladığı o 2010 yılının Kasım ayından itibaren baktığınız zaman emlak sektöründe doğru düzgün bir toparlanma olmadığını görüyoruz. Hı hı. Şimdi böyle bir durumda Fed'in parasal genişlemeyi yavaşlatma olasılığı biraz düşük gözüküyor. Eylül ayından bahsediyorum özellikle. Hı hı. Eylül ayı için. Aynı şekilde mesela istihdam piyasasına bakarsanız istihdamda da bir belirgin bir toparlanma var ama istenilen düzeye gelmemiş durumda. Peki bir dakika, burada çok önemli bir nokta söylüyorsun. Yani burada inanılmaz önemli bir şey söylüyorsun. Şimdi sen Eylül ayında Fed'in yani bu 18 ve 19 Eylül'de yapacağı toplantıda
parasal sıkılaştırmayı geciktireceğini mi düşünüyorsun? Tabii, evet. Aralık ayında en azından Aralık ayına kadar geciktireceğini düşünüyorum. O zaman peki şöyle diyebilir miyiz? O zaman Sayın Erdem Başçı haklı değil mi? Yani Jackson Hole'da eğer bu konuda çok yüksek bir niyeti fark ettiyse, hani Ekim'e kadar süre verin dedi. 18 Eylül'de, 19 Eylül'de o toplantıdan aralığa ilişkin bir karar çıkacağına dair, hani kimse tamam biz kesin böyle yapacağız demez ama yani oradaki birçok konuşmadan artık onu net bir şekilde hissedebilirsin yani. Evet. Eğer öyle bir durumda o zaman hakikaten senin dediğin gibi de olursa, Sayın Erdem Başçı'nın kafasındaki senaryo da oysa, öyle bir durumda hakikaten dolar çok sert bir şekilde düşebilir. 1.92'lere, 1.95'lere gelebilir yani. Gelebilir. Şimdi Yaşar Hocam, bu zaten bu verilere baktığınız zaman da bu gözüküyor. Yani Jackson Hole toplantısına gidip orada konuşulanlara şahit olmaya gerek yok. Mesela konut satışları verilerine bakın. Konut fiyatları verilerine bakın. Ve mortgage başvurularına bakın. Amerika'da hala çok zayıf. Yani emlak piyasasında doğru düzgün bir toparlanma yok ve FED faiz politikasını şu an tamamıyla buna bağlamış durumda. Çünkü diğer veriler artık bakmıyor. Diğer veriler zaten 2007'nin öncesine gelmiş. Bir tek istihdam piyasasında bir doğru, tam olarak bir toparlanma olmasa da bir toparlanma oldu ama özellikle diyorum konut sektöründe yatırımcıların çok ciddi takip etmesi gereken veriler olduğunu düşünüyorum. Konut sektöründe. Nedir? Yani o konut sektöründe sonuçta satışlar, konut satışı, konut fiyatları var. İkinci el satışlar var biliyorsun. Yeni konutlar var vesaire. Oradaki toparlanmanın zaten şey olması beklenmez ki. Yani diğer hani imalat sanayi vesaire oraya gelecek. O çok geç bir göstergedir. Konut sektörü. Yani ekonomi çok canlanacak. Herkes artık geleceğinden çok emin olacak ki konut fiyatları artmaya başlayacak. İşte zaten böyle bir beklenti tam olarak oluşmadığından dolayı zaten konut sektöründe bir canlanma oluşmuyor. Yani eğer gerçek anlamda sürdürülebilir bir toparlanma Amerika'da bekleniyorsa bugün önce konut sektörünün toparlanması gerekirdi. Halbuki ne oldu? Sanayi sektöründe bir toparlanma oldu. Neden? Çünkü fiyatlamalardan dolayı faizler o kadar düşük olduğu zaman şirket fiyatlamaları ister istemez olumlu yansıdı. İnsanların cebine düşük faizli kredi girmesine rağmen demek ki insanlar gidip ev almak yerine daha zaruri ihtiyaçlarını karşılama sürecine gitti. Dolayısıyla konut sektöründe bir canlanma olmadı. Halbuki bir ekonomide eğer bir ekonomi tamamen gerçek anlamda toparlanacaksa, büyüyecekse bu asıl konut sektöründen başlar gösteriyor. Tamam da ben şeyi çözemiyorum. Yani normalde mesela bir kriz olduğunda ilk etkilenen sektör hangisidir? Konut sektörü. Birinci sırada en zor likide edilebilecek sektörler etkiler. Mesela evet. Dayanıklı tüketim, otomotiv sektörü krizlerde hızla en hızlı etkilenen. Çünkü insanlar otomobil almaktan vazgeçebilirler. Doğru. Bir sene daha aynı arabaya binebilirler. Doğru. Arkasından dayanıklı tüketim mallarıdır. Ben şöyle bir çalışma yaptım. Amerika'da resesyon dönemlerinde, çok sert ekonominin düştüğü dönemlerde en çok düşen sektörler hangileri olmuş diye. Böyle bir oturup Excel'de, onlarda veri çok fazla biliyorsun. Yani giriyorsun her türlü veriyi buluyorsun. Evet. Girdiğinde, baktığında otomotiv sektörü çok kötü etkileniyor. Arkasından dayanıklı tüketim malları etkileniyor. Arkasından gıda vesaire daha da az etkileniyor. Yani insanlar en son boğazından kesiyorlar sonuç olarak. Burada da ters olması gerekmez mi? Yani ilk başta işte perakende satış dediğimiz, onun canlanması lazım. Sonra bununla birlikte imalat sanayi üretim biraz daha ne bileyim otomobil satışlarının artması, dayanıklı tüketim mallarının artması lazım. Arkasından yavaş yavaş konuda talep olması lazım. En azından konutta fiyatın düşmesi, düşün durması. Arkasından fiyatın yavaş yavaş ufak ufak yükselmeye başlaması lazım. Ama zaten sıralamaya bakarsan önce konut sektörünün zaten krizlerden sonra pik yaptığı görülmemiştir. Yani her zaman ekonomi düzelir, ondan sonra konut şey yapar. Ama şeye daha çok takılıyorum ben. Yani tarım dışı istihdam, özellikle burada tarım dışı istihdamda sen son açıklanan verileri yeterli bulmuyor musun? Veya FED'in yeterli bulmayacağını mı düşünüyorsun? Zaten FED kendi kendine söyledi. Hani ben işsizliğin altının altına düşmeden hani şeyi arttırmayacağım dedi. Faizleri arttırmak istemediğini söyledi. Şimdi zaten kaç şu an? 6,5.
Daha 6.5'tayız. Diyorlar ki şimdi faizleri arttıracağız. Yani kendi söylemlerine de ters düşüyorlar. O yüzden ben şimdi zaten işsizlik 6.5'tayken konut sektörü daha tamamen toparlanmamışken bu nedenle bu iki veriye bağlı olarak Fed'in o ekonomideki o yavaşlatma riskini göze almayacağını düşünüyorum. O yüzden Kasım ayına yani bu Eylül ayında bir parasal sıkılaştırmaya gitmeyeceğini düşünüyorum. Ha şöyle bir şey var bu arada. Aralık ayında gidecek olursa da o zaman da belki çok cüzi bir başlangıç yapabilir. Belki o hani 5 milyar dolarlık bir azaltmaya gidebilir. Hani 80 milyardan belki ne bileyim 45 milyardan evet. 40 milyara indirebilir belki. Şu an hani 85 milyar dolar bunun bir kısmı zaten normal devlet tahvili, normal hazinenin evet. çıkarttığı. Diğerleri de işte ikinci el işte öteki mortgage kağıtları vesaire veya özel sektör kağıtları falan. Şimdi şu altında altını etkileyen faktörler ve senin vermiş olduğun grafiklere birlikte bakacağız ve onları ama kısa bir reklam arası vereceğiz Okan. Tamam. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikte olacağız sevgili seyirciler. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Tekrar merhabalar sevgili seyirciler. Evet, şimdi borsa açıldı. Borsa düne göre oldukça yine sert bir yükselişle açıldı. Ve bu sert yükselişin arkasındaki ana sebep de dış piyasaların olumlu olması. 68 bin dünkü kapanış 545'ti. Yaklaşık olarak tepe seviyeye yakın bir yerden kapandı. Bugün açılıştaki ilk gördüğü rakam 68.828'di. Yani 69.000'e çok yaklaştı. Şu an bir miktar geriliyor ama dünkü seviyenin yine de 250-300 puan üzerinde hareket ediyor borsa. Şöyle şeye bakacak olursak teknik olarak bugün yatırımcı ne yapmalı? Ve borsada nerelere ne tür hareketler olabilir? Şu çizdiğim çizgi 70.400 seviyesi ve bu 70.400 seviyesi ciddi anlamda bir direnç seviyesi. Neden direnç? Çünkü şu bölgede baktığımızda daha önce buralar çok fazla test edildi 70.500 seviyeleri ve arkasından buradan yukarı dönüş olmuştu. En son burası aşağı kırıldığında boşluk bırakarak gitmişti. Nitekim şurada bizim teknik olarak V çıkışı dediğimiz şu V tipi bir çıkış var. Sert bir düşüş ve arkasından toparlanmanın da sert olması. Bu V tipi hareket bugün itibariyle borsanın en güçlü desteğinin 67.250'de olduğunu gösteriyor. Yani şu an 67.250 seviyesi oldukça güçlü bir destek. Nitekim yukarıda da 70.400-500 seviyesindeki bir direnç var. Şu arada bir boşluk kalmıştı. Şu bölgede bir boşluk kalmıştı. Genellikle piyasa bu boşlukları doldurur ve şeye baktığımızda şu aradaki boşluk yaklaşık 69.764 ile 68.920 seviyesi. Arada yaklaşık olarak 300-400 puanlık bir boşluk var. Bugün şu anda bu boşluğu dolduruyor endeks. Tahmin ediyorum bu boşluk dolacak ve 70.000 seviyeleri oldukça güçlü seviyeler. Yani direnç açısından 70.000 seviyeleri geçilmesi bir miktar zor seviyeler. Bu aşamadan sonra ki yalnız şunu da hemen belirteyim. Bu tür hareketlerde yani dibi görüp tekrar dönmesi durumunda genellikle tekrar çok kısa sürede o dibe doğru hareket olması olasılığı zayıf oluyor. Yani aşağı yönde yeniden 65.000'e çok sert hareket olur mu diye soracak olursanız en azından bu hafta içerisinde böyle bir hareketi beklemem. Ama 60 dakikalık grafiklere geçeceğim. Orada daha net göreceğiz 60 dakikalık grafiklerde. Burada özellikle şu hareket yani şu 60 dakikada ortaya çıkan işlem miktarı ki dip görüldükten sonra ilk yukarı dönüştür. İlk güçlü V tipi çıkış sinyalini vermişti ve bu sinyal verildiği sırada da yatırımcı almış olan yatırımcılar şu an ciddi bir şekilde kârdalar. Ki bu aşamada 67.500 önemli bir dirençti. Dün pazartesi
idi ve bu haftaya başlarken bu direnç otomatik olarak kırıldı dış piyasalardaki olumlu hava nedeniyle. Ve bugün açılış sonrasında 68.990 seviyeleri görüldü. Şimdi aşağı doğru bir hareket var. Yani açılıştan sonra yukarıyı gördük, şu an aşağı doğru bir hareket var. Bu ilk aşamada borsanın aşağı ve yukarı hareketleri, şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Açılışta çok fazla yukarı hareket olması sağlıklı bir şey değil. Bir miktar geri çekilip 68 bin seviyelere gelirse yeniden güç toplayarak bu sefer 70 bine kadar gidebilir. Şu anda piyasa aslında temkinli ve bu arada şunu da vurgulamak istiyorum. Dolarda sabah saatlerinde olumlu bir hava vardı. 2.0170 seviyelerindeydi. Şu an tekrar 2'nin üzerine çıkmış durumda. 2.02'nin üzerine çıkmış durumda. Yani 2.0130 seviyelerine kadar düşen dolar bu sabah itibariyle aslında sakin seyrediyordu. Fakat 5 dakikalık grafiklerde bakacak olursanız dolar 2.0150 ve tam şu direnci kırmış durumda. Bu da şu an borsaya bir miktar endişe getiriyor. Özellikle yukarı yönlü hareketin zayıflamasına sebep oluyor. Borsadaki yukarı yönlü hareketin zayıflamasına sebep oluyor. Tekrar borsayı getirecek olursak ilk açılış anında yukarı yönlü bir hareketin ardından bir miktar geri çekilme var ama öyle çok önemli bir şey değil. Ama burada da 20 milyon lot civarında bir işlem miktarı oldu. Yani açılışta fiyatlar yükseldiğinde bir miktar satış geldiğini de gördük. Tahmin ediyorum 68 bin civarı bir destek oluşacaktır. Bir miktar geri çekilme yapıp derlenip toparlanıp tekrar yukarı yönlü hareket deneyebilir. Bugünkü yorumumda da belirttiğim üzere web sitesinden verdiğim yorumda özellikle bugün açılışta, yüksek açılışta çok fazla risk almamak ve yeni pozisyon almamak lazım. Çünkü uzun süredir yükseliyor. 64 binlerden şu an 69 bine yaklaşık 4500 puanlık bir yükseliş var. 4500 puanın da üzerinde. Dolayısıyla bu aşamadan sonra yapılacak alımlarda ciddi kar elde etme olasılığı zayıf olabilir. Evet, grafiği verdik, borsanın açılışını. Sen bir şey ekleyecekmişsin Okan borsa ile ilgili. Şimdi evet, dediğiniz gibi 64 bine 69 bine gitti. Orada bir de teknik bir boşluk var. O boşluğun doldurulması hani beklenebilir. Şu an Türkiye'de bir şey var, bir olumlu bir hava var. Bu olumlu hava aynı şekilde devam ederse önümüzdeki birkaç gün içerisinde ve yurt dışı piyasalarda eğer dolar düşmeye devam ederse, bu iki faktörü de söylemek gerekiyor ki bu da mümkün çünkü mal fiyatlarında yükseliş var dünyada. Bu da doların bir miktar geri çekilmesine neden olabilir. Özellikle bakır fiyatlarındaki yükselişler doların düşmesine neden olabilir. Bu ortamda genellikle hisse senetleri yükseliş eğilimini gösteriyor. Hem yurt dışında olsun hem Türkiye'de olsun. Şimdi dediğiniz gibi yalnız 64 bin, 68 bine kadar bir hareket oldu ama bu hareketin bir geri çekilmesi sonrasında hareketin o dediğiniz boşluğun tepe seviyesine kadar doldurarak 70 bin lira falan yaklaşacağını söylemek mümkün. Ama ama buralardan alırsanız eğer o zaman çok fazla karlar beklememek lazım. Biraz riskli bir alım olur. O yüzden biraz düşüşleri bekleyip o şekilde almak gerekebilir. Peki sence bugün dolar niçin yukarı hareket ediyor? Bak mesela şeye bakıyorum şu an Amerikan vadelilerine %1'e yakın yukarıdalar. Asya yüzde Çin, Japonya %3 artmış. %2.99. Çin %0.94, %1 bir artıştı. Genel olarak dün MSCI gelişen ülkeler yükseldi. Hı hı. Ve bugünkü şartlar altında dolarda şu an tekrar bir yukarı hareket görüyoruz ve çok fazla işlem var şu an dolarda. 2.0260'lar gözüküyor. Yani satıcı 2.0260'lar evet. Ve spread çok açılmış durumda evet. Bankalar arası piyasada. 2.0240 ile 2.0260 arasında yani 20 pip civarında bir şey var. Açıklık var. Açıklık var. O da sence bu normal mi? Şimdi normal çünkü şimdi düşünsenize 64 binden 69 belki 70 bin lira gidecek bir borsadan konuşuyorsak eğer burada hisse senedi satmak için bekleyen yatırımcılar için bir fırsat olur bu yabancılar için. Yani biraz daha hisse senedi satıp Türkiye'den çıkmak isteyen yatırımcılar 70 bin liraya yaklaşması durumunda hisse senedi satmak isteyebilirler. Ve tabii böyle bir senaryoda
piyasa ister istemez beklentilerini yukarı çeker. Çünkü bu yatırımcılar hisse senetlerini sattıktan sonra Türkiye'den dolar alıp öyle çıkmak isteyecekleri için belki de hisse senetlerinin yükselişi, Türkiye'deki hisse senetleri piyasasının yükselişine karşılık olarak bankalarası piyasada buna yükselişe tepki veriyor olabilir. Evet. Şimdi şeye bir bakacağım. Evet, Levent Öktem diyor ki altın her gün durumu sorulacak bir yatırım aracı mıdır? Altın gibi pahalı bir metali yatırım amaçlı alıp satanlar onca parayı bağladıkları altını yarım saatlik TV programından mı takip eder? Şu altıncıların sorularını yanıtlamayın diyor. Biraz makroekonomi öğrensinler, o zaman altının geleceğini okumayı zaten öğrenirler çok doğru. diyor. Çok çok doğru. Levent Öktem, doğru. Evet biz de onu paylaşmış olalım. İkincisi Turgut Çin diyor ki Fed'in tahvil alımını azaltma kararını ileri bir tarihe ertelemesi bence ilk an piyasayı olumlu etkiler ama sonra bozar. Çünkü bu demokrasinin kılıcı önümüzde duruyor ve bunu bir an önce realize etmemiz gerekiyor. Artık piyasa alıştı, bunu ileri ötelemek piyasaları bozmaz mı? Sonuçta olacağında yaşanacaklar artık belli. Dediğiniz gibi ilk anda çok olumlu etkiler ve ani şok olur. Ve orada zaten borsaya girenler elinde patlar. Ve Turgut Çin şeye açıklama getirmiş. ABD 10 yıllık faizlerinde yukarı hareket var. O yüzden dolar stresli diyor. Evet 2.83'e gelmiş. 1.72 %1.72 düne göre 10 yıllık Amerikan faizlerinde bir artış var. Bugün genel piyasa olumlu ama orada bir sıkıntı gözüküyor. Evet. Şimdi senin ilginç bir şey her ne kadar o zaman makroekonomi öğretelim Levent Öktem'in söylediği gibi ve istersen şu grafiği bir verelim. Evet. Şu altını etkileyen faktörlere bir bakalım arkadaşlar verirsek. Evet şu an aşağıdaki yazıları da paranın rotası KJ'yi de alırsak. Evet. Evet. Sen demişsin ki altın ortada ve bunu birçok şey etkiliyor. Evet. İsterseniz onları teker teker söyleyeyim. Öncelikle parasal sıkılaştırma senaryosu zaten altını etkileyen birinci faktör. Evet. Yatırımcılar, yani olumsuz etkiliyor bu. Tabii şimdi parasal sıkılaştırma olursa o zaman altın düşer. Yani faizlerin yükselmesine neden olabilecek her şey altını düşürür bu ortamda. Onu söylemek gerekiyor. Orta vadeli dolar faizleri tabii ister istemez sıkılaştırmanın sonrasında yükselebilir. Faizler de olumsuz etkiliyor. Tabii zaten parasal yani faizlerin artması altını olumsuz etkiliyor. Evet ama özellikle de orta vadeli doların faizlerinin de yükselişi buna ek olarak altını olumsuz etkiler. VIX dediğin korku endeksi. Korku endeksi diyebiliriz. Son günlerde biraz arttı. Yani hisse senedi piyasalarındaki o Dow Jones endeksindeki düşüşle birlikte VIX'teki artış olumlu etkiliyor değil mi? Evet olumlu etkiler. Hatta bugünlerde yani VIX artarsa altın artıcı etki yapıyor. Artabilir. Bugünlerde de zaten VIX'e bağlı olarak bile altında bir miktar yükseliş görebiliriz. Evet. Çok çok önemli bir şey var. Çin ekonomik büyümesi. Çin'in ekonomik büyümesi çok önemli. Çünkü altını aslında bugüne kadar yükselten son 10 yıl içerisinde altının yükselmesine neden olan en önemli faktörlerden bir tanesi dünyadaki ekonomik büyümedeki dengesizlikti. Yani Batı evet. ülkeleri gerilerken Çin ekonomisinin büyümesiydi. Şimdi eğer fiyatlarını o dengesizliği yeniden piyasanın aklına getireceği için altını yükseltmiş. Çin büyüdükçe altın yükseliyor diyelim evet. o zaman. MT endeksleri. MT endeksleri zaten o enflasyona bağlı bir şey. Yani aslında o biraz da Çin'e bağlı değil mi MT Doğru. endeksleri? O yani Çin büyüyünce MT'ler de prim yapmaya prim başlıyor. Yapıyor. Zaten buradaki döngü aslında bir mantık zinciri aslında. Evet. Bütçe açıkları demişsin. Kimin bütçe açıkları bu? Bu her ülkenin bütçe açığı. Şu anda aslında Çin bile sıkıntılı. Küresel bütçe açığı diyebilir miyim? Aynen öyle. Küresel bütçe açıkları bütçe açıklarının artması altını arttırıyor diyebilir miyiz? Altını arttırır. Evet. ABD'nin borçlanma tavanı nasıl etkiliyor? Hani süremiz azaldı o yüzden. Tamam. ABD'nin borçlanma tavanı eğer şey yaparsa yüksek kalırsa bu o zaman hani kağıt varlıkların değerlerinin azalmasına neden olur. O da altının yükselmesine neden olur. Eğer ABD'nin borçlanma tavanı yükselirse altın yükselir. Jeopolitik riskler ister istemez adı üstünde risk olan her şeyi korku yaratır. O da altının yükselmesine neden olur. Bankacılık düzenlemeleri demişsin. Orada da şeyi söylemek istiyorum. Bu hani bu
bankacılık uygulamalarında şeylerin kaldırıcın azaltılması ile ilgili bir takım önlemler alınırsa o zaman altın fiyatlarında bir gerileme olur. Ama eğer kaldıraç yüksek kalmaya devam edecek olursa dünyada o zaman altın fiyatları yükselir. Evet. Böylelikle makro etkilerin hepsini ya çok güzel hazırlamışsın. Yani burada altın, dolar, euro dolar etkileyen faktörler vesaire. Çok güzel bir çalışma. Ve son olarak şeye bakacağım şimdi. Diğer hani herkese şey yapamıyoruz ama Hanna Ozan hocam dün günaydın, dün bahsettiğiniz kursun adresini tekrar edebilir misiniz demiş. Evet. Coursera.org. Coursera. Bu İngilizce kurs nasıl yazıyor? Course diye yazılıyor. Course yazıyorsunuz. Sonra ra ekliyorsunuz. Yani Coursera.org sitesine bağlandığınızda dünyanın en müthiş hocalarından, Harvard'dan, Duke Üniversitesi'nden, New York Üniversitesi'nden, yani dünyanın her yerinden çok çeşitli dillerde çok fazla eğitim var ve bunlar bedava. Daha önceki eğitimlerin videolarını da izleyebiliyorsunuz. Veya kayıt olup, canlı olarak katılıp, dersleri, ödevleri yapıp %70 notu tutturduğunuzda size dersin hocası bir de sertifika gönderiyor. Bunu başarıyla bitirmiştir diye. Ben özellikle ekonomiyi öğrenmek isteyenler ve İngilizcesi iyi olanlar ya da İngilizcesini geliştirmek isteyenler kesinlikle bunları izlesinler diyorum. Finansal bilgi ve finansal okuryazarlığı arttırmak isteyenler izlesinler. Hele bir adam var orada, Dan Boyle, Duke Üniversitesi'nden. İnanılmaz. Irrational behavior, yani rasyonel olmayan davranış biçimleri. İnsanların bu yatırım kararlarında nasıl rasyonel olmayan davranışa sahip olduğunu. Hatta içimden öyle geliyor ki ondan izin alıp onu bari Türkçe'ye çevirsek de herkes bir öğrense diyorum. Bilmiyorum sen izledin mi? Ben izlemedim. Bakarım ama. Dan Boyle'a bir bak. Bakacağım. İnanılmaz yani. İnanılmaz. Aslında yani ben, YouTube'da falan da çok güzel şeyler var. Hani ben çok etkilendim o Dan Boyle'ın o irrational behavior'dan. Okancığım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Seni yorduk. Vermiş olduğum bilgiler için. Sevgili seyirciler, sizlere de bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Yarın sabah yine Para Rotası'nda birlikte olacağız ve Erkin Şahin Öz konuğumuz olacak. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, sağlıklı. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.